Merhaba arkadaşlar. Tıbbi aromatik bitkilerin kullanımı dersimizin 9. haftasıyla birlikteyiz. Bu haftaki dersimizde tıbbi aromatik bitkilerin süs bitkisi olarak kullanımı üzerinde duracağız. Bitkilerin insan yararı için kullanımı ve yetiştiriciliği oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Binlerce yıl önce bitkilerin tedavi edici gücünü fark eden insanlar sağlıklı yaşayabilmek için bitkilerden yararlanmışlardır. Önceleri doğadan toplanarak kullanılan bitkiler, insanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte, bahçelerde yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu bitkilerin halk arasında, tedavi amaçlı, gıda, çay, baharat, boya, insektisit, hayvan hastalıklarının tedavisi, reçine, zamk, uçucu yağlarından faydalanma, meşrubat ve kozmetik sanayinde kullanımı, uzun yıllardan beri süregelen geleneksel kültürel zenginliğimizin bir parçası olmuştur. Tıbbi ve aromatik bitkilerin bir diğer önemli kullanım alanı ise süs bitkileri sektörüdür. Bitkisel tasarımda başta estetik ve fonksiyonel yararlar sağlamalar amacıyla kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler, koleksiyon bahçeleri, şifa terapi bahçeleri, botanik bahçeleri, kaya bahçeleri, çatı ve teras bahçeleri, kuru taş duvarlar, saksılar, eğilimli alanlar ve yollar gibi Farklı ölçeklerdeki birçok peyzaj tasarımlarında konum olanakları bulmaktadırlar. Süs bitkileri sektörü, bitkisel üretim içinde önemli bir yere sahip olan ve ekonomiye büyük katma değer sağlayan etkili bir sektör olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz çok çeşitli ekolojik bölgeye sahip olup iklim ve toprak özellikleri bakımından süs bitkileri yetiştiriciliğine son derece uygundur ve aynı zamanda birçok süs bitkisinin gen kaynağıdır. Günümüzde kentsel alanlarda doğal bitki türlerinden çok egzotik süs bitkilerinin kullanılması ve birçok mekanda birbirinin aynı türlerinin kullanılması, çeşitliliğin azalmasına ve doğal yani yerli türlerin giderek unutulmasına sebep olmaktadır. Halbuki bitki tür çeşitliği bakımından son derece zengin olan Türkiye için, Kentsel alanlardaki iç ve dış mekanlarda kullanılabilecek birçok doğal tür bulunmaktadır. Bu bağlamda farkındalık oluşturmak, doğal türlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, tıbbi ve aromatik bitkileri kentsel alanlarda insanlar ile buluşturmak önemli bir gerekliliktir. Süs bitkisi olarak kullanılan bazı tıbbi ve aromatik bitkileri örnek vermek gerekirse Apiaceae familyası içinde yer alan Asparagus yani kuşkonmaz cinsinin 5 endemik 12 taksonu ülkemizde doğal olarak yetişmektedir. Bu cinsin bazı türleri dekoratif ve süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca dallarının birkaç gün solmadan kalması nedeniyle dekoratif çalışmalarda ve kesme çiçek düzenlemelerinde kullanılabilmektedir. Akdeniz yöresinde Balkanlar ve Türkiye'de yayılışı olan Akdeniz defnesi makasla kesilerek istenilen şekil verilebildiği için çok aranan ve kullanılan bir süs bitkisidir. Lavanta, Lamiaceae familyasından 20 ile 60 cm boylanabilen, yarı çalımsı, lila veya grimsi mavi renkli çiçekleri olan çok yıllık bir bitkidir. Formu, kalıcı yaprakları, yaz döneminde etkili olan çiçekleri ve kuşkusuz güzel koku özelliği ile Peyzaj tasarımlarında tercih edilen bu bitki, dış mekanlarda bordür bitkisi olarak gruplar halinde veya tematik alanlarda kullanılabilmektedir. Rosmarinus officinalis, biberiye, Lamiaceae familyasından önemli bir tıbbi ve aromatik bitkidir. Birçok kültür formu olan biberiye, ılıman ve sıcak iklimlerde dış mekan süs bitkisi olarak kullanılabilmektedir. Ülkemizde de kullanımı yaygındır kısa boylu ve kümen formunda, yayılcı özelliği ile yol kenarlarında, tek veya gruplar halinde, canlı çit bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bitki tür çeşitliği bakımından oldukça zengin olan ülkemizde, süs bitkisi niteliği ile öne çıkan birçok tür bulunmaktadır. Bu türlerin aynı zamanda tıbbi aromatik özellik taşıyanlarının, yaşadığımız mekanlarda kullanılması, doğal türlerimizi tanıma, koruma ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacaktır. Bu haftaki dersimizde tıbbi ve aromatik bitkilerin süs bitkisi olarak kullanılma potansiyeline değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.